Yani şu siyasi tabloda ben de çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Biraz önceki cümlemi tekrarlayayım isterseniz. Ankara ve İstanbul'un AK Parti için, Recep Tayyip Erdoğan için sadece politik değil psikolojik önemi olduğunu söyledim. Bunlardan birinin kaybedilmesi, hatta ikisinin kaybedilmesi halinde başka bir politik tartışma sürecine gireceğiz. Ama çok karamsar bir umutlu cümle kurayım. Şu günkü konjonktürde de muhtemelen 31 Aralık'tan sonra da bunu konuşacağız. Bu seçimlerin kazanan belki de tek partisi MHP olacak. Yani MHP oy oranını da yükseltecek, kazandığı belediye başkanlığını da arttıracak ve siyasette 2002'den bu yana olduğu gibi söz sahibi olacak. Aslında siyasetin rotasını belirleyecek parti olacak MHP Devlet Bahçeli. Yani Recep Tayyip Erdoğan da öngörülemez bir lider. Ne yapacağınızı çok kestiremiyorsunuz ama şunu biliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın nihai amacı iktidarı kaybetmemek. Ama Devlet Bahçeli'den emin değiliz. Yani Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla öngörülemez bir lider. Nisan ayında ya da Mayıs ayında Ankara, İstanbul ikisi birden ya da herhangi bir tanesinin kaybedilmesi halinde tartışmaya yaratır dedi Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu tartışmayı hangi tartışma zeminine taşıyacağını kestiremiyoruz. Erken seçim mi diyecek ya da parlamento içinde belki o dönemde muhalefet bloğunun çokluğunu test edeceğiz. Yani muhalefet bloğu parlamento zemininde çoğunluğu ele geçirirse Cumhurbaşkanlığı sistemindeki tek adam rejimi her şeyi yapabiliyor mu, yapamıyor mu bunu test edeceğiz. Bunların hepsi tabii ki çok da politik olarak da ekonomik olarak da maliyetli testler olacak. Ama şunu da görmek lazım. Hani bu AK Parti homojen olarak kendisini muhafaza ediyormuş görüntüsü veriyor ama gene bir teori olarak söyleyeceğim. Tabii ki pratiğini test etme şansımız vardı ama olmadı. Örneğin Çatı adayı olarak Abdullah Gül 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıksaydı bugün Türkiye'de çok çok farklı bir şey tartışacaktık. Öyle ya da böyle AK Parti içinden blok olarak çıkmış ve başka bir yere eklemlenmiş bir siyasi yapı karşımızda olacaktı. Yani Ahmet Davutoğlu gibi daha az etkili bir yapıdan söz etmiyorum, daha fazla etkili bir yapıdan söz ediyorum. Başka bir siyaset tartışıyor olacaktık. Ben bunun potansiyelinin hala muhafaza edildiği kanısındayım. Çünkü bu otoriter rejimler maliyetlidir ve artık onun maliyetini karşılayacak çok bir kaynağınız da yok sizin.